Eğer tabanca tutukluk yapmamış olsaydı ben bugün neredeyse 24 saatlik ölü olarak soğuk odamda yatıyor olacaktım. Haydar Dümen 15 Haziran 1930'da dünyaya geldi. Uşak'ın İki Saray köyünde doğdu. Afyon Lisesi'nden 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Şubat 1955 yılında mezun oldu. 1958'de nöropsikiyatri uzmanı oldu. 1958 yılında da nöropsikiyatri uzmanı olarak nöroloji ve psikiyatri dallarında uzmanlık diplomasını aldı. 25 yıl devlet hastanesinde çalıştıktan sonra 1980 yılında emekli oldu. 1965 yılında Taksim İlk Yardım Şimdiki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1980 yılına kadar şef olarak çalıştı. O tarihte Cumhuriyet Gazetesi'nde akıl hastalarının teşhiri doğru değildir makalesinden dolayı Samsun'a sürgün olarak tayin edildi. Daha sonra araştırma ve yazın hayatına giren Dümen, özellikle cinsellik üzerine yazdığı kitaplarla dikkatleri üzerine topladı. Özellikle medyada cinsel problemler üzerine konuşmalar ve röportajlar yaptı. Dümen, Türkiye'nin Güzün Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarı oldu. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri farklı bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevaplamasından dolayı geniş bir okuyucu kitlesine sahip oldu. 2013 yılında Hüseyin Aslan, İstanbul 18. Ağır Mahkemesi tarafından 5 yıl hapse mahkum edildi. Haydar Dümen 23 kitap yazdı. Tam bir karga tutkunu olan Dümen halen evinde 6 tane uçan karga besliyor. Haydar Dümen'in 1955 yılında evlendiği ilk eşiyle boşanma davası 35 yıl sürdü. Ayrı yaşayan çiftler için getirilen yasa değişikliği sayesinde ancak 1990 yılında boşanabildi. Dümen 1992 yılından beri kendisinden 32 yaş küçük Güldümen ile hayatını birleştirdi. Haydar Dümen'in Best of Haydar Dümen 2010, Gülerek Öğrenelim, Soğumayan Ölüler, Nazik adında bir kadın, Sağlık ve Beslenme, Ölmüş bir Hasta ile Söyleyişi ya da Hekimler Üstüne, 30 Günde Oldu Bitti, Cinsel Yaşam 1, Cinsel Yaşam 2, Cinsel Kültür adında ve daha birçok kitabı bulunuyor. Psikiyatrist ve Posta Gazetesi yazarı Haydar Dümen 31 Ocak'tan beri Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde COVID tedavisi görüyordu. Müzik 10 Şubat akşamı koronavirüse bağlı kalp durması neticesinde 90 yaşında hayatını kaybetti. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde toprağa verildi.